İyi akşamlar. İlklerin konuşulduğu hukuk saati programına hoş geldiniz. İlklerin konuşulduğu diyoruz. Geçen hafta konuğum Mehmet Dönmez'in açıklamış olduğu harita, 2023 haritası epey konuşuldu. Ve Türkiye gündemini belirleyen program olduk. Ve bu hafta yoğun istek üzerine Sayın Mehmet Dönmez'e tekrar program konuğumuz ettik. Büyükşehir yasası ve başkanlık sistemini konuşacağız. Diğer konuğum ise Antalya Barosu geçen hafta genel kurulunu yaptı. Çiçeğe burnunda genç ve yakışıklı başkanımız Alper Tunga Bacan'dı. Sayın Bacan'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli konuğumuzu da ve bizi izleyen seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Sayın Başkanım, sizinle geçen hafta Sayın Başkanım diyorum. Çünkü Sayın Mehmet Dönmez 3 dönem belediye başkanlığı yapmış, deneyimci bir politikacı. Kendisi şu an Mahalli İdareler Hizmet Götürme Derneği'nin genel başkanı. Bir zamanlar Bisiklet Federasyonu AS Başkanlığı yaptı. Avrupa Konseyi Yönetimler Temsilciliği yaptı. Bunun yanında yayınlanmış birçok eseri var. Geçen hafta yapmış olduğumuz program kendisiyle ülke gündemimizde gündemi belirleyen program oldu. Birçok televizyon, bizim dışımızdaki kanallar bizim bu yapmış olduğumuz programı atıfta bulunaraktan haberler yaptılar. Sayın Başkanım, aradan bir hafta geçti. Geçen program dediniz ki 2023 haritasını açıklıyoruz. 2023 haritası şudur dediniz. Evet. Ve akabinde 2023 yılında hiç büyükşehir büyükşehir olmayan il kalmayacak. 81 ilin tamamı büyükşehir olacak dediniz. Ve köy kalmayacak. Köy kalmayacak dediniz. Önümüzdeki dönem hızlı bir şekilde başkanlık sistemine doğru yol alınacak dediniz. Sanki Sayın Başbakanımız bu anlamda Sayın Mehmet Dönmez bizden daha hızlı bu anlamda latif olarak söylesek bile önümüzdeki dün itibariyle başkanlık sistemine ilişkin ilk start verildi diyebilir miyiz? Evet, cuma günü biz konuştuk. Evet. Pazartesi gün Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Salı gün Meclis Genel Kurulu'na başkanlık sistemi geldi. Evet. Şimdi ilgili komisyonlardan geçerek tabii anayasa değişikliği gerekiyor. Ne olur bilemem. Ama bu arada çok büyük bir ilgi duyulmuş geçen program. Antalya'da mı oturuyorsunuz? Bana uçakta, gelirken, yolda hep sorular sordular. Bayağı bir popüler olmuşuz Antalya'da. Evet. İzlenim oranı çok yüksek olmuş. Ve ayağınız o kadar uğurlu geldi ki sevgili hukuk saati izleyicileri, biz geçen hafta anons etmiştik. Programımızda şehir dışından gelen konuklarımıza Antalya Spor'un bu başarısı devam ettiği müddetçe kendilerini atkı ve programın bitimine kadar atkı ile programı sürdürelim istemiştik. Geçen haftaki programımızda Sayın Dönmez'e programın atkı hediye etmiştik. O kadar uğurlu geldi ki Antalya Trabzonspor'u 2-1 yendi. Önümüzde iki tane yoğun bir maç trafiği var Antalya Spor'un. Tekrar bu uğurun devam etmesi için size tekrar takdim etmemi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu sefer biraz işleri zor ama şimdi şöyle söyleyeyim. İlk bir golü Trabzon atınca bayağı bir moraller bozulmuştu. Ben dedim merak etmeyin, bu 2-1 olacak. Ve 2-1 oldu. Evet. Ayağım uğurludur. Ankara'nın bütün taksicileri, günde 100 bin lira taksi parası veriyorum. Hepsi öne geçer ki Mehmet Dönmez'in parasını alalım diye. Evet, evet. Bilmiyorum anadan babadan, dededen. Bu noktadan önümüzdeki haftalar içinde evet. Antalya Spor'a tekrar başarılar diliyorum. Evet. Bu arada yeni seçilen Çiçeğe Burnu'nda baro başkanımızı ben de kutluyorum. Ne güzel, genç, dinamik, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Antalyalılar, bütün avukatlar toplanmış. Evet. Başkan seçmişler. İnşallah çok güzel hizmetlere imza atarlar. Biz de bununla gurur duyarız. Tesadüfen konuşmamızda babası benim arkadaşım. Evet. Bir nevi amcası oluyorum. Evet, Sayın Başkanım. Baktığımızda diğer hem Ankara olsun hem İstanbul olsun baro başkanlığı seçimi öfkenin hakim olduğu, sinirlerin gergin olduğu bir süreçte yaşandı. Ama bizim bakıyoruz Antalya Barosu'nda gentlemence bir seçim geçti. Ama bunda en fazla payın sizin olduğu meslektaşlarımız arasında söylenmekte. Baro seçimini kısaca bir değerlendirir misiniz? Şimdi tabii meslektaşlarımız sağ olsunlar iltifat etmişler. Seçimlerin gentlemanlik içerisinde geçtiği doğru. Ancak
bu bütün aday olan 5 arkadaşlık biz toplam baro başkanı aday olan bütün arkadaşlarımın gösterdiği ortak bir tavırdı. Öncelikle onlara da ben teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Sonuç itibariyle biz bu süreçte gerek baro başkanlığı gerekse kurullara aday olan elini taşın altına koyan, sadece elini değil yüreğini taşın altına koyan bütün meslektaşlarımıza başarılar dilediğimi ben genel kuruldaki konuşmamda ifade etmiştim. Antalya Barosu'na yakışan kavgasız, gürültüsüz bir genel kurul yapıldı, bitti. Kurullarımız belli oldu. Aramızda ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Çarşamba günü mazbatamızı aldık. Başkanlık divanımızı belirledik. Önümüzdeki hafta kurul koordinatörlerimiz ve alt kurullarımız için de meslektaşlarımıza duyuru yapacağız. Artık seçimler bitti. Bir ve beraber olma zamanı. Bizim gerçekten çözüme muhtaç, acil çözüm bekleyen ciddi sorunlarımız var. Bunu sadece barodaki bir bölüm avukatlar yapamaz. Hepimizin bu işe destek vermemiz lazım. Ben bu şu ana kadar beni arayan bütün meslektaşlarıma yönetim kuruluna yahut diğer kurullara seçilsin seçilmesin baronun alt kurullarına özellikle destek vermesini istedim, rica ettim. Buradan da bu çağrımı yineliyorum. İnşallah Antalya'mız için, mesleğimiz için, meslektaşlarımız için, baronumuz için hayırlı olur. Sayın Başkanım, yani dediğiniz gibi baronun bir noktaya gelmesi için meslektaşlarımız bu anlamda hem kurullara yoğun destek vermemiz gerekiyor. Ateşten dediğiniz gibi ateşten bir gömlek giydik ve bu süreç, 2 yıllık süreç bu anlamda sizin başarınız Antalya Barosu'nda birçok şeyi değiştireceğine inanıyoruz. Ve bugünkü programımızın konusuna gelirsek. Ateşten gömlek meselesine de değineyim, direkt evet. Konuya girelim. Bizim genel kurullarımız da adettir. Biz cumartesi günleri genel kurulu yaparız. Pazar günleri de seçimler olur. Cumartesi sabahı da medyadan çeşitli yazılı ve görsel basın arkadaşlarımız gelir. Adaylarla röportaj yaparlar kısa. Ben orada şunu ifade ettim. 4 ay önce biz adaylığımızı ilan ettik. Hemen hemen aynı tarihlerde açıkladı bütün arkadaşlarımız adaylığını. Ve 4 ay çok sıkı bir seçim kampanyası yürüttük. Bütün adaylar aynı şekilde. Yarınki seçimlerden sonra kazanacak arkadaşımız her şeyin bittiğini, rahatlayacağını, rahat edeceğini zannetmesin. Antalya Barosu Başkanlığı, diğer tüm baro başkanlıkları gibi hakikaten çok zor bir görevdir. Seçilecek arkadaşımızı daha zor, daha meşakkatli günler bekliyor. Ateşten gömlek giyiyoruz demiştim. Aynı düşüncelerimi ifade ediyorum. Hakikaten işimiz zor. Evet. Baktığımızda Sayın Başkanım, başkanlık sistemi ülkemizin gündemine artık bu saatten sonra, evet, bu dakikadan sonra, önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısını şekillendirecek olan yasa şu an için mecliste görüşülmekte. Şimdi ben çok takip edemedim ama konuşulanlardan ve biraz önce anlattıklarınızdan biraz da ülke gündemini neredeyse siz belirliyormuşsunuz gibi bir hava doldu. Ne güzel. Ben geçen seneki bir takım bu özellikle Büyükşehir Belediye Yasası ile ilgili öngörülerinizin gerçekleştiğini de biliyorum evet, özel sohbetlerde. Bu bir iltifat değil, aslında bir realite. Demek ki gündemi yakından takip ediyorsunuz. Tabii belediyeciliğin uzmanı Mehmet Bey. Çünkü demiş ya hoca, bana damdan düşen birini getirin diye. 15 sene yaklaşık 3 dönem zannediyorum belediye başkanlığı yapmış. Bütün o sıkıntıları gerek mevzuattan kaynaklanan fiili ve hukuki sıkıntıları yaşayan birisi. Ben 3 dönem siyasette belediye başkanlığı yapmış ve hakikaten bu uzun süreyi bu sorunlarla uğraşarak geçirmiş bir kimsenin karşısında belediye mevzuatı açısından ahkam kesmem asla doğru olmaz. Estağfurullah. Ancak bir hukukçu olarak tabii o konuda görüşlerimi söyleyeceğim ama söze başkanlık sisteminden girdiniz, bana konuyu bildirdiniz de ben de biraz dersimi çalıştım. Özellikle Türkiye'deki genel sıkıntı insanların bu tip meseleleri kavramlar üzerinden tartışması. Yani bir X kavram koyuyorsunuz ortaya, insanlar ya bunun yanında veya karşısında oluyor. Kimse de bu işin aslı nedir diye pek bakmıyor. Başkanlık sistemi dediğimiz zaman mevcut sistemden farklılıkları ne? Onu ortaya koymak lazım. Mesela kamuoyunda bu çok bilinir. Bu sistemin dünyada başarılı uygulandığı düşünülen ülke Amerika'dır. Bu herkesin malumu. Fakat Amerika dışında Latin Amerika ülkelerinde de ben uygulandığını biliyorum. Mesela bunların içerisinde Costa Rica, Venezuela, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerde iyi kötü demokrasiye yakın, parlamenter rejime yakın bir şekilde sağlıklı uygulandığı söylüyor. Ama diğer ülkelerde otoriter ve totaliter hale gelmiş başkanlık rejimleri. Yani parlamenter demokrasiyle yakınlığıyla diktatörlüğe varan
kesim arasında çok ince bir çizgi var. Mesela uzmanlar diyorlar ki... Buna kısa, yani evet. Bu anlamda Sayın Başkanım, demokrasisi kökleşmişse başkanlık sisteminin başarıya ulaşması... Arz edeyim, bunun hukuki yolları da var. Mesela bir defa asla başkana parlamentoyu feshetme yetkisi vermeyeceksiniz. Çünkü diktatörlüğe giden ülkelerde öyle olmuş. Veto hakkı olmalı başkanın, parlamentonun yaptığı yasaları veto edebilmeli. Yani meclise, şimdiki uygulamadaki gibi meclise geri gönderebilmeli ama meclisin nitelikli çoğunluğuyla, işte mesela 5'te 3, 3'te 2'siyle gittiği zaman da o irade tecelli etmeli. Fransa'da uygulanan bir sistem var, yarı başkanlık sistemi, o biraz daha enteresan. Orada Cumhurbaşkanı ve Başbakan var. Mesela Amerika'da Başbakan yok malum. Sadece tek başkan var. Ama Fransa'daki yarı başkanlık sisteminde Başbakan ve Cumhurbaşkanı var. Şimdi genelde parlamenter demokratik sistemlerde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri semboliktir. Yani bir takım önemli atama yetkilerini verirsiniz ve devleti temsil görevi ağırlıktadır. Ama yarı başkanlık sisteminde son derece ciddi yetkileri var. Mesela olağanüstü durumlarda yasama, yürütme ve yargı erkini alabiliyor Cumhurbaşkanı ve kullanabiliyor. Ben birkaç not aldım. Meclisi dağıtma ve bazı konularda referanduma götürme yetkileri var yarı başkanlık sisteminde. Öyle ki mesela Fransa'da bunu çok güçlendirmişler. 7 yıllık bir süre için seçiliyor. Vatana ihanet dışında hiçbir şekilde sorumluluğu yok. Sadece o suçtan yargılanabiliyor. Bir enteresan, gene bizim parlamenter rejimden farklı olan, hani farklılıkları ortaya koyalım, evet, ki mesele sistem iyi anlaşılsın. Parlamento hükümetin, Bakanlar Kurulu'nun başı, başbakanı denetleyebiliyor. Onun yolları var. Ama Cumhurbaşkanı'na karşı parlamentonun böyle bir denetleme hakkı yok. Bu konuda benim naçizane düşüncem şu. Bir defa başkanlık sisteminde de, mevcut Türkiye'deki parlamenter sistemde de yasama, yürütme ve yargı erkleri ayrı. Burada en önemlisi bizim de içerisinde bulunduğumuz yargı erki. Yani tam bağımsız bir yargı sistemini oluşturmak lazım. Yargınız bağımsızsa, ister başkanlık rejimini getirmişsin, isterse başka bir rejim, en ufak bir sıkıntı olmaz. Yargının bağımsızlığının temeli de savunmanın bağımsızlığı. Yani biz avukatların bağımsızlığı. Bakın iş gene geliyor, evet, bizim, evet, sistemde bizi buluyor. Mesela anayasa değişikliği tartışmaları yapılıyor. Hakim teminatı var, ne kadar güzel. Yargıyı güvence altına alalım, savunma teminatı yok. Sizin benim teminatımız yok. HSYK geçiyor, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu. Bakın bütün yapısını değiştirdiler. Türkiye Barolar Birliği'ne ilişkin bir şey yok. Daha enteresanı, gelirken bir konuyu bir meslektaşımız, bir büyüğümüz, eski başkanlarımızdan biriyle tartışma imkanı buldum. Bizim bir 78. maddemiz var. Adalet Bakanı'nın Barolar Birliği Başkanı, valilerin baroları yönetimden alma yetkisi var. Şimdi bu düzenleme... vesayet yetkisi... Şimdi biz arkadaşlarımızla hep Barolar Birliği'nin barolar üzerindeki vesayetinden şikayet ediyoruz ama idarenin, hükümetin bizim üzerimize ciddi anlamda bir vesayeti var yasalarında. Buna küçük bir parantez, yani hükümetin denilince sevgili hukusat izleyicileri, mevcut hükümeti algılamayalım. Bu idarenin, tüm iktidarların. Evet, evet başkanım. Yani Türkiye'de şöyle bir haksızlık da yapmayalım. İşte Türkiye'de 40 yıldır yargı ve savunma çok bağımsız da işte sonu asla, evet, böyle bir şey yok. Tabii ki bizim demokratik hukuk devleti yapımızda ileri gittiğimiz noktalar da var, geriye gittiğimiz noktalar da var. Mesela biz hukukçular sıklıkla aramızda konuşuyoruz. Savunmaya yeterli değerin verilmemesi, cezaya dönüşen tutuk süreleri, avukatın özellikle ceza hukuku anlamında sadece şekli bir unsur olarak görülmesi, yani yapacağı savunmaya değil de orada durmasına, orada bulunmasına değer atfedilmesi, öyle söyleyeyim. Bunların hepsi bizim ciddi anlamda sıkıntılarımız, savunmanın bağımsız olmadığını gösteriyor. Ama ben genel kuruldaki konuşmamda da ifade ettim. Bunun sorumlusu son 40 yılın siyasi politikalarıdır ve maalesef yargı mensubu arkadaşlarımızın uygulamalarıdır. İnşallah bu tip konularda ileri gideriz. Bakın uzatıyor muyum bilmiyorum ama dürüst idareciler elinde, liyakate önem veren idarecilerin elinde her sistem işler. Yani siz bugün dünyanın modern diye adlandırılan hangi sistemini getirirseniz getirin, evvela dürüst ve liyakate önem veren idarecilerin, evet, elinde olması lazım o sistemin. Sayın Başkanım, çok güzel bir şekilde özetlediğiniz başkanlık ve yarı başkanlık, güzel bir şekilde anlatıyor iken ben de bölmek istemedim. Şimdi
Yönetmenimden rica ediyorum, yarı başkanlık ve başkanlık ve parlamenter sistem konusunda vatandaşlarımızın ne düşündüğünü sorduk. 1-2 dakikalık VTR'miz var. Daha sonra konunun uzmanı, mahalli idareler konusunda konunun uzmanı Sayın Mehmet Dönmez'e Büyükşehir Yasa Taslağı hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasındaki farkı biliyor musunuz? Onu bilemiyorum. Başkanlık sistemini ancak filmlerde Amerikan şeylerini seyrediyoruz. Bir ABD gibi bunlardan duyuyoruz. Ama iyi mi olur, kötü mü olur? Onu bilemiyorum. Ama bizden güzel şey demokrasiyi yürütebilirsek ne mutlu bize. Nedir mesela? Şimdi başkanlık sistemi mesela diyorlar ki eyaletlere ayrılacak. Çoğu insan işte başkanlık sistemi işte eyalete ayrılacak. İşte bilmem ne o BDP'li olacak insanlar. Yani bence insan değil de neyse şimdi onları karıştırmayalım. Eyalete bölünsün diyor. Ne olacak bu sefer? Her eyaletin bir valisi olacak. Şimdi ben kendi fikrimi söylüyorum. Bildiğim kadarıyla söylüyorum. Aydınlatacak olan kişiler de zaten sizin misafiriniz olacak. Her eyaletin bir valisi olduğu zaman mesela bir Amerika'da eyalet valisinin ne yetkileri var? En azılı mahkumu bile kendi inisiyatifine dayanarak ne yapıyor? Af veriyor. Bu sefer düşünsenize BDP'li bir kişinin neyse şimdi hani biraz da kişiselleştiriyorum. Ha, o X partili önemsiz insanların bir eyalete vali olduğunu düşünelim. Yani bence çok korkunç bir şey. Herkes ağzını açıyor. Bizim ülkemizde bizim vergilerimizle diyelim. Bu insanlar para kazanıyor ve kazandığı parayla da bizim tabirimizle hani sokak jargonuyla artistlik yapıyorlar. Çok çok yanlış. Başkanlık sistemi tamam olur ama bazı partililerin de hani o X insan lıktan çıkmış partili insanların da parlamentodan çıkması lazım. Vallahi şimdi tam net cevap veremiyorum. Çünkü iki farklı bu sistemde pek bilgim olmadığı için şu anda normal başkan parlamento sisteminde yönetiliyoruz. Ama başkanlık sistemine geçmek istiyoruz. Öyle bir yönetim anlayışı var anladığım kadarıyla. Bunu büyüklerimiz nasıl uygun görürse eğer bu iyi bir şeyse geçmekte fayda var. Yani dünyada çok böyle başkanlık sisteminde yöneten ülkeler var mesela. Onlar nasıl yönetiyorsa bizde de öyle olabilir. Ha ben anladığım kadarıyla bölge bölge ayrılacak. Bölge bölge ayrılınca her bölge kendisinde bir yarış olacak. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışacaklar yani. Belki iyi olabilir. Ha çok bilgim yok. Şimdi bir şey söylersem yanlış aktarmış olurum. Şu ana kadar yönetim iyi. Ama eğer başkanlık sistemi gerçekten iyi bir sistemse gelmesini tabii ki isterim. Bizim için oluyor. Bizim için iyi bir sistemse gelmesini isterim yani. Fark şöyle. Başkanlık sistemi farklı bir boyuttadır. Parlamenter sistem farklı bir boyuttadır. Biz genel olarak Türkiye'de alıştığımız parlamenter sistemi kabul ediyoruz. Yani parlament sistemin görüşleri, şeyleri yerinde yönetim olduğu için başkanlık sistemi tek yönlü olduğu için kabul etmiyoruz. Tabi Amerika'da var bu başkanlık sistemi. Bize uygun değil yani şu anda. Onun için benim düşüncem olarak kabul etmiyorum, tasvip etmiyorum. Bence başkanlık sistemi daha uygun. Çünkü Türkiye'de dünyada da parti var. Sayısı belli değil. En iyisi aynı Amerika gibi 2-3 tane parti olsun, az olsun, temiz olsun. Hangisi millet tercih ederse o iş başına geçer. Sevgili Hukuk Saati izleyicileri, VTR'yi izledik. Yani bu andan da bugüne kadar geçmiş programlarımızda da görmüşsünüzdür ki biz VTR'leri biz daha önce katılımcı demokrasi adına vatandaşlarımızın ne söylediğini olduğu gibi programımıza aktarıyoruz. Yalnız yönetmenimin de zannedersem gözünden kaçmış bazı rütbeye bile takılabilecek bir bazı vatandaşlarımızın açıklamaları oldu. Bu konuda genel vatandaşlarımızdan sizlerden özür diliyoruz. Sayın Dönmez, vatandaşlarımızı izledik. Başkanlık sistemi konusunda bir kısmı karşı ama bir kısmı da çoğunluğu da başkanlık sistemi konusunda ülkenin bölgeler arasında bir rekabeti yaratır, faydaya götürür şeklinde bir eğilimleri var. Geçen haftadaki
açıklanmış olduğunuz harita ölçeğinde. Haritam burada. Evet, evet. Göstereyim mi? Tabii. Evet. Yönetmenimden rica etsem, eğer hazırlanabilmişse dijital olarak onu da ekrana atabilirlerse sevinirim. Evet. Evet başkanım, siz devam edin. Efendim, şimdi başkanlık sistemi Türkiye'de rahmetlik Özal zamanında ortaya atılmış bir konu. Özal'ın konutuna ve köşküne istediğim saatte gidebilen 50 kişinin içindeyim. Birisiyim. Çok duydum rahmetlikten ve bu projesini gerçekleştiremeden rahmetlik oldu. Şu anda Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey bu işe soyundu. Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir şeyi yok. 2, 2 daha 4 ne olacağı belli. Bizim Türkiye'deki önümüzdeki günlerde gelecek sistem, başkanlık sistemi ne Amerika gibi ne Fransa gibi. Evet. Bakın yarı başkanlıkta değil, başkanlıkta değil. Onun melezi diyelim. Tabiri caizse amiyane bir tabirle Amerika ile Fransa'nın ortası bir başkanlık sistemi. Ben bunu anlattıklarımda 11 ay önce bazı bu tasarıyı açıkladığımda birçok insanlar Mehmet Dönmez hayal aleminde yaşıyor. Yok kardeşim böyle bir şey, yetkili kişiler demiş olmalarına rağmen Mayıs ayından sonra bu işin böyle olduğunu öğrendiler. Geçen hafta. Yani bu anlamda sizin Sayın Dönmez diyorsunuz ki Türkiye'de şu an için konuşulmaya hazırlanılan sistem ne başkanlık sistemi ne yarı başkanlık sistemi muhalefetin ileri sürdüğü gibi. CHP diyor ki bu Büyükşehir Belediye Yasa Taslağı merkezileştiriyor. MHP ise yerelleştiriyor. MHP yerelleştirmeye karşı, CHP ise merkezileştirmeye karşı. Bunun hangisi doğru? Şimdi burada hemen şunu söyleyeyim. Size çok teşekkür ederim. Sizin gibi birkaç yayında canlı yayınlara katıldım. Hükümet nezdinde bu yayınlarımızın faydası oldu. 2000'in altındaki belediyelere buradan bir müjde veremeyeceğim. Çünkü bu gece şu anda görüşülüyor. Çok güzel gelişmeler var. Yarın bizim sitemizden bunu izleyebilirler. Hükümet nezdinde bayağı bir zaten muhalefet partisi bunun için, bu yasanın çıkmaması için gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse Milliyetçi Hareket Partisi can hıraç uğraşıyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uğraşı veriyorlar. Ama bu yasa tasarısı da çıkacak. Çünkü anayasa değişikliğine gerek yok. 276 oyla bu iş çıkacağına göre. Bugün amacımız bağcı dövmek değil, evet, üzüm yemek. Sevgili biz burada bu yasada düzeltebileceğimiz, düzeltebildiğimiz, en azından bakın birinci gün yasa tasarısı 4.30'da bitti. Evet. 3 tane ilçe oluştu. Programdan önce bu bir başarıdır. 17. maddeye kadar geldiler. Geldilerdi. Şimdi dün 2.30'da bitti. Bugün hala devam ediyor. Ve inşallah güzel şeyler olacak. Onu programın Büyükşehir Yasa Taslağı bölümünde, evet, anlatacağım. Ne müjde vereceğimi, neler bu akşam olabileceğini söyleyeceğim. Ancak 17. maddeye kadar geldik. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok değerli dostlarım var. Onların hepsine de bu konuları ilettim. Hükümet nezdinde çok değerli dostlarım var. Onlara ilettim. Bu canlı yayınlar. 550 milletvekilimiz olaya güzel bir şeyler çıkacak inşallah. Şimdi bu başkanlık... Çok özür dilerim. Bağlantılı olduğu için hani başka bir yere gider diye söz. Yer gelmişken bana bir iki dakika müsaade ederseniz. Evet, evet, evet. Biz tabii ben Mehmet Bey'in söylediklerinden eski tabii kurt bir politikacı. Estağfurullah. Özal'dan beri başbakanların bu başkanlık sistemine sıcak baktıklarını anlıyorum. Aslında Özal'ı veya bugünkü başbakanı değil de bu siyasi iktidarların daha çok yetki isterler, daha çok güç isterler, daha az denetlenmek isterler. Türkiye'de yargının bu kadar süre zaten çok zor koşullar altında vazife ifa etmesinin sebebinin altında siyasi iktidarların çok güçlü yargı istememeleri yatıyor. Tabii ki ben yine baba dostu Mehmet Bey'in milli hassasiyetlerinden asla ve kata şüphe etmem. O da en az bizim kadar bu konularda hassas, evet, bir insandır. Fakat bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi ben geçen haftaki programı da hakikaten takip ettim, izledim. Şimdi 26 eyalet
100 milyon nüfus, işte başkanlık sistemi, işte valilerin olmaması, büyükşehir belediyelerinin uzun olması. Vadede. Ben tabii şeye de baktım, büyükşehir tasarının gerekçesine de baktım. Orada da güzel şeyler var. Bunların hepsi kulağa hoş geliyor ama şimdi bir de Türkiye şartlarına bakıyorum. Şimdi 30 yıldır bir terör var bu memlekette ki daha kökeni daha eski. Şimdi özellik, işte federasyon tartışılıyor. Birlik ve beraberliğimizin, bir arada yaşama arzumuzun, yani bu hassasiyetlerin son derece gündemde olduğu, işte yanı başımızda savaş var, bölgede çok ciddi sıkıntı var. Ben genel anlamda eğer bu büyükşehir yasa tasarısına yahut başkanlık sistemine karşı olan insanların, ben biraz da ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı hassasiyetlerini ifade ettiğini düşünüyorum. Hakikaten şimdi eyalet deyince ben biraz irite oldum geçen programı izlerken. Çünkü bugün Türkiye'nin eyaletlere bölünmesini sadece bir kesim istiyor. Bu hassasiyetlere biraz dikkat çekmek için araya girdim. Özür dilerim. Eyaletlerde zaten Sayın Bacanlı, Sayın Başkanım, zaten başkanlık sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti yani bu anlamda vatandaşlık bağına bağlı bu konuda terör olayının %100 sona ermiş olması gerekiyor. Ve tüm milletin, tüm her kesimin büyük bir beklentisi de bu istikamette. Terör olayı sona erdikten sonra, terör sorunumuz sona erdikten sonra başkanlık sistemi tam anlamıyla uygulanabileceği kanaatindeyiz. Şimdi efendim bazı arkadaşlarımızın burada eyaletler konusunda yanlış anlaşımları var. Türkiye modelini, yani başkanlık sisteminin Türkiye modelini anlatayım. Şu anda başkanlık halk oyuyla seçiliyor. Biz anayasayla bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde 12 Eylül'de kabul ettik. Anayasa değiştirerek halk oylamasıyla yapılacak bir dahaki Cumhurbaşkanı seçimi. Adı Cumhurbaşkanı. Evet. Onu devlet başkanı diyeceğiz. Bir anayasa değişikliği. Bitti. İkincisi, Amerika'da bir senato sistemi var, bir parlamento sistemi var. Bizde olmayacak. Bizde parlamento devam edecek bölgelere göre. Kongre üyeliği, delegeliği olmayacak. Türkiye modelindeki milletvekili. Burada efendim, bakan yardımcılığı, bakanlar dışarıdan atama olacak. Bakan yardımcılıkları dışarıdan atamalı olacak. Sayın Başkanım, belki şu vereceğim örnek belki izleyicilerimizin kafasına şekillenmesini daha da kolaylaştıracak. Yani Sayın Bacanlı'nın dediği gibi Antalya, Isparta ve baktığımızda Antalya, Isparta ve Burdur'un bir araya gelmesinde Amerika'daki anlaşılan anlamdaki federatif değil. Çünkü 3 tane ilin bir araya gelmesinden devlet olmaz. Evet. 3 tane ilin bir araya gelmesinden seçimle gelen bir vali olacak. Evet. Ve buranın büyükşehir belediye başkanları 3 tane başında olacak. Isparta'da büyükşehir olacak. Burdur'da büyükşehir olacak. Kendine göre yönetmeliklerini yapacaklar. Burada bu kazanmış olsa bile bu vali, eyalet valisi, onun başında merkezi idare her zaman ensesinde. Bizim başkanlık sisteminde bazı bölge endişe edilen, deminki kardeşimizin dediği gibi idamlıkla da yargılansa eyalet valisi affeder. Bir kere affeder, ikinci de alırım açığa, biter işi. Merkezi idarenin yaptırımı her zaman tepede. Ben size soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bugün Büyükşehir Belediyesi'ni Türkiye'de tek kazanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaş Durak nerede? Şu anda Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı. Açıkta maaş alıyor. Yerine oturan da maaş alıyor. 3,5 yıldır açıkta. Şimdi bir büyükşehri alan eyalet valisini de alır. Daha da alır, daha da alır. Bakanı azleden başbakan. Şimdi daha güçlü bir devlet başkanı geliyor. O devlet başkanı tek başına seçilebilir. Ben çok sevildiği için söylüyorum Sayın Baro Başkanım. Diğer yönetimde diğer oy veren bazı arkadaşlarımızın Sayın Başkanımın şahsında başkanına oy verdiğini biliyorum. Evet. Duyum aldım. Şimdi sevildiği için oluyor. Bir başkan da sevilebilir. %51 ile devlet başkanı olabilir. Ama parlamento koalisyon. O zaman ben ne yapacağım? Yarıyı geçecek bir hükümet oluşturmak zorundayım bürokratlardan. A ve B partilerine giderek
Onlardan bakan isteyeceğim, bürokrat. Kendi partimden kendim yapacağım ama ihtiyacım var, güven oyalamayacağım. Yani Türkiye modeli değişik. Bu eyaletler Amerika'daki gibi bayrak. Bayrak gene var. Sizin televizyonunuzun da bayrağı var. Adliyenin de var. Benim derneğimin de var. Şu anda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin de bayrağı var. Bunlar amblemdir, bayrak değil lütfen. Türkiye Cumhuriyeti'nin amblem çakıl taşı. Amblem diyelim, bayrak değil de. Doğru söyledi Sayın Başkanım, düzeltti. Teşekkür ediyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çakıl taşını kimseye kopartmayız. O yönde var ya, hepimiz koşarız. Sayın Dönmez, bu anlamda baktığımız en büyük tereddütler, eğer federal hem Amerika hem Latin Amerika ülkelerine baktığımızda başkanlık sisteminde federal devletlerin güvenlik, kendi işlerinde güvenlik, eğitim, sağlık konularında mutlak yetkiye sahipler. Dış işlerinde federal devlete bağlılar. Ama bizim Türkiye modelinde 2023'te güvenlik, eğitim yine merkezi teşkilatın, sağlık yine merkezi teşkilatın. Yarı diyelim. Bu da bir geçişle tamamen belediyelerimize, eyaletlere verilecek. Ama Türkiye Cumhuriyeti o konumda değil. 2023 Türkiye'sine kadar gider, gelene kadar bu terörü bitirirsek, burnumuzun dibinde bir Suriye harbi var. Sağımızda bir Irak hala bir çekişme içerisinde. Bunlar biterse demokrasiyi tam manasıyla Ankara'daki, İstanbul'daki, Antalya'daki gibi oturtturduğumuz gibi 81 ilimize oturtturursak 26 eğer, bakın bu kalkınma ajansları nedir, ne yapar? Evet. Size bir soru sorayım, ne yapar kalkınma ajansları? 4 yıldır bunlar faaliyette. Bugüne kadar ne yapmış kalkınma ajansları? Eyalet sisteminin temelini atıyor. Eyalet sistemi ifade, bölgesel yönetim. Evet. Yerel yönetim. Yerel yönetim. Yani, yerel, şu anda yapılanlar zaten onlar. Bugün Diyarbakır'da belediye başkanımız varsa, Büyükşehir Belediye Başkanımız, gene başkan olacak. Evet, evet. Şimdi ne yapıyorsa o zaman da yapacak. Evet. Çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir saptama yapmak istiyorum kamerada. Müsaade edecek misin insan? Evet, Sayın Başkanım. Reklamlardan sonra alalım. Yönetmenim uyarıyor. Reklamlardan sonra devam etmek. Bizden ayrılmayın. Siyaset dünyasının ön yüzünden değil, arka yüzünde neler oluyor, merak ediyor musunuz? Kimsenin düşünmediklerini konuşacaklar. Dobra dobra, alışılmışın dışında. Karşı görüş çok yakında sizin ekranınızda. Ekmel Mobilya'dan süper fırsatlar. 25 yıllık tecrübesiyle mobilya ve beyaz eşyada inanılmaz fiyatlar. 3.999 lira ve 4.399 lira. Ekmel Mobilya Sanayi Sitesi Ahşap İşleri Bölümü 702 Sokak numara 30'da. Telefonlar 0242 335 12 75 0242 344 43 19. Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerinden nohut, kuru fasulye, mercimek, bulgur ve pirinçle yaptığınız yemeklerde Çağlar Soy Bakliyat tadının farkını hissedin. Çağlar Soy Bakliyat, sağlıklı nesillere %100 doğal taneler. 5 yıldır gittiğimiz her köyde yürekten karşılandık. Konuştuğumuz her çiftçi bizi can kulağıyla dinledi. Eti Burçak ve WWF Türkiye İşbirliği Konya Havzası'nda değişimin öncüsü oldu. Tüm Türkiye'ye yayılan doğru tarım uygulamaları sayesinde bu toprakların bereketi yarınlara kalacak. Eti Burçak'ın tadı da. Aldığınız her Eti Burçak'la bizimleydiniz, bizimlesiniz. 7'den 70'i tüketelim diye un, kurabiye, çay ve meyve. Dünyada birik harlupella, hayra dostlar.
Deniz, kum, güneş, hepsi birer sanat eseri. Tarihi yapılarıyla yılda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya, 640 kilometrelik eşsiz sahiliyle de büyüleyen bir tatil cenneti. Turizm sektörünün kalbi olan inanılmaz doğal güzelliklere sahip bu eşsiz şehirde sektörün uzman isimleriyle turizmin nabzını tutuyoruz. Sektörde yer almak isteyen ve tatil planlarında Antalya'ya yer veren herkesin izlemesi gereken Expo 2016 çok yakında Akdeniz TV ekranlarında. Evet Sayın Başkanım. Araya reklam girdi. Az sonra gibi oldu. Şimdi benim araya girmemin sebebi şu. Büyükşehir Belediye Yasası yahut başkanlık sistemi bunlar çok temel konular. Yani diyelim ki bir sağlık politikasında işte yaz boza dönen milli eğitim politikasında bir takım değişiklikler yapıyorsunuz. Bu olmadı. Daha iyisini yapalım. Vesaire. Bunların çok ciddi zararları olmuyor. Ama bunlar temel değişiklikler. Dolayısıyla bunlara biraz ihtiyatlı yaklaşmak gereğini ben duyuyorum. Mesela mevcut iktidarımız işte 10 seneyi aşkın sürede ve Türkiye'de son 50 yıla baktığınız zaman 60 yıla baktığınız zaman birçok iktidara da nasip olmayacak şekilde oyun artırarak, güçlenerek bugün başbakanımız da aynı şekilde bugünlere geldi. Başkanlık sistemi mevcut sisteme göre, mevcut parlamenter sisteme göre daha güçlü, yetkileri daha çok olan bir sistem. Tamam. Mevcut şartlarda güçsüz bir hükümet yok. İşte güçsüz bir başbakan yok. Hani bu sesli düşünüyorum evet. Bir anlamda. İşte koalisyonlar sebebiyle idare edilemeyen bir ülke yok. Son derece güçlü bir iktidar. Hatta muhalefet yeterince görevini yapmıyor diye eleştiriliyor malumunuz. Başkanlık sistemini gerektirecek sosyal ve siyasal koşullar var mı yok mu? Bence başkanlık sistemine karşı olduğunu ifade eden insanlar bu sorudan hareket ediyorlar. Evet. Bunu düşünüyorum. Evet, Sayın Başkan, sizin söylediğiniz bu noktada evet dediğiniz gibi güçlü bir hükümet var, güçlü bir başbakan var. Ama Sayın Başbakanımız son kez milletvekili adayım diyor. Ve de tüzüğü de bu konuda hiçbir tüzüğüne taviz delinmesi yok. Konusunda taviz vermiyor. Yani böyle olunca eğer sistem böyle devam ederse bizim bu anlamda bildiğimiz, tanıdığımız başbakanımız sözünden dönmez. Sözüyle değiştirmez. O zaman ortaya bir boşluk çıkacak. Yani biraz da bu yönüyle de ele aldığımızda sayın... isterseniz başkanlık sistemini bildiğim kadarıyla tamamlayalım. Evet. Program akış içinde o nasıl büyük şey. Önemli geçelim. Olan evet. Şimdi gelen Sayın Baro Başkanımıza katılıyorum ama bilgi ve bilişim çağında günümüzde o kadar çok şeyler değişiyor ki. Bakın Türkiye artık Çin'den uzaya uydu atacak duruma gelmiş. Her gün değişiyor. Bu hükümetin tek başına hükümet olmasının bir an evvel geceleyin ben yaptım oldu kanun tekniğinden uzak kanunlar çıkartmasının yanında hakkını teslim edelim. Sivil toplum örgütü olarak gidip bu kanunun şuraları aksıyor. Biraz aceleye gelmiş dediğimizde hemen düzeltiyorlar. Nedir haklısınız onlar? Diyorlar. Yani şu ana kadar hangi birini sayayım? Evet. Ben belediye mevzuatı açısından konuşuyorum. Hı-hı. Çok şeyde haklısınız denilerek ertesi gün ertesi ay düzeltilen konular var. Sayın Dönmez, geçen programdan bugüne
Su süreç içerisinde neler, hangi konularda efendim, katkımız oldu onu sevgili bakın, hukuk saati izleyicileriyle paylaşacağım. Öncelikle başkanlık sistemi dedik. Evet. Herkes ağzını almaya 3 gün 4 gün evveline kadar konuşmaya mecali yoktu. Pazartesi gün bakanlar kurulundan geçti. Biz bunu cuma gün konuştuk. Salı günü parlamentoya indi ve bugün artık başkanlık sistemini konuşuyoruz. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bazı gerçekler var. Türkiye'mizde bakın 3225 belediye ile biz AK Parti'ye bir ANAP'lı belediye başkanlığı olarak, ANAP'ın hükümet olarak teslim ettik. 3225 belediye. 1400'e düşürmeye çalışıyorlar. Bunu 2009 yılında Tayyip Bey, Sayın Başbakan 2950'ye düşürdü. Şimdi 1400'e düşüyor. Önümüzdeki sefer... Bu tasarıyla değil mi? Evet, bu tasarıyla 1400'e düşüyor. Ha burada müjdem şu olacak, yayınlarımızın faydası. Çok yüksek yetkili ağızlardan aldığım bilgiler, muhalefetten aldığım bilgiler, bir önergeyle bazı belediyelerimizin kurtulma ihtimali var. Bunun da yolu destek, evet, dua etmek, bu tür yayınlara devam etmek. Evet, bu gece bu müjdeyi inşallah alırsam parlamentoda, şu anda daha var o maddelere gelmeye, hemen hemen sabaha. Sen de baktığımızda ilçelerde artık belde belediyeleri birleştikten sonra nüfusu 50 bin olan ilçeler 50 binin üzerindekiler meclis üye sayısını 25 çıkaracaklar. Evet. 50 binin altındakiler 15. Bu açıdan en artık 2014 yerel seçimleri, Mart yerel seçimlerinde nüfus olarak hangi yılın seçmen sayısı kıstası? Çok güzel bir soru. İşte bizim bu çalışmalarımız 2011 olan kanun taslağındaki, evet, nüfus sayımını, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki nüfus sayımı. Yani 2012 yasal işte. Belki 2012. 2012 nüfus sayımları TÜİK tarafından 2013 yılının 20 Ocağı'nda açıklanır. Bu kanun tahmin ediyorum yazımı neyi de olacak, tekniğine uygun yazımı da olacak. Pazar günü biterse 1-2 günde yazılır, 15 günde Cumhurbaşkanı da bekler. Aralık 15. Aralık 15'e kadar bu tür nüfusları dolan belediyelerimiz kurtulacak. 15'indeki nüfus sayımına göre. Yani Aralık normalde 15'in... bunu da TÜİK diyecek ki, ya niye 15 Aralık diyorsun? Ben 31'inde sana bu rakamları zaten vereceğim. Elimde hazır doneler diyecek. Ve 2012 nüfus sayımları 2000'in altındaki belediyeler için ve meclis üyesi seçimler için kıstas olacak. Bu ilçe belediyeleri bu için. Bu müjde geldi bana. Evet. Gerçekleşmedi. Dua etsin arkadaşlar. Destek olsunlar. Bugün görüşülecek bu konu. Evet. 1400'e... Neden 2012? Yani seçimler, yerel seçimler 2014'te olacak. Neden 2013? Kim diye 2014'te olacaktı? Yani... Bakın şimdi oraya gelmeyelim. 2013, yani 14 yılında olan Dönmez, bir hukukçular şu anda... Siz... Yerel seçimi 2014'te kim diyor diyerekten sanki bana 2013'ü işaret ediyorsunuz gibi geliyor. Eğer 2013'te de yerel seçimler olursa bu konuda şimdi, sizin bu konuda... Estağfurullah. Evet. Sayın Başbakanım rest çekti. Evet. Zamanında olacak dedi. O bir resttir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin milletvekilleri 2015'in Haziran'ın 12'sine kadar milletvekili. Değil mi? Doğru. Evet. Bu 2014'te yapılınca onlar da 2014'e çekilecek. Ha, 2015 milletvekilliği genel seçimleri de... Anayasamızın 127. maddesi. Mahalli idareler genel seçimleri ve milletvekilleri genel seçimler arasında bir yıl ara ve genel seçimler varsa birleştirilir. Anayasamızın 127. maddesi. Burada hukukçular ikiye ayrıldı. İkiniz de hukukçusunuz. Biri diyor ki 365 gün. Biri de diyor ki bir takvim yılı. Şimdi evet, burada Anayasa Mahkemesi'nde takvim yılı olduk. Pardon, Yüksek Seçim Kurulu'nun takvim yılı olduğu konusunda geçmiş karar var. Yıllarda kararı var. Kararlar var. Ne deniyor ona? Emsal kararlar var.
Efendim Yüksek Seçim Kurulu'nda da dengeler değişti. Anayasa Mahkemesi'nde de değişti. Şimdi bir takım şeyler olabilir ama ben zannediyorum birdenbire 3 partinin hatta BDP'nin bile 2000. Birleşerek aman 2013'te olsun bu kanun her ne kadar şu çıkan seçim kanunu bakın 67. maddeye gelelim anayasanın. 67. madde diyor ki seçim kanununda yapılan seçimler bir yıl uygulanamaz bir yıl içerisinde. O maddeyi de değiştirecekler. Bu defa bu seçimde kullansın diyecekler evet. El birliğiyle. Ben böyle bir tahminde bulunuyorum. Bu benim tahminim. 2000 veya anayasayı değiştirip böyle bir anayasanın 127. maddesindeki o maddeyi el birliğiyle kaldırıp 2014 Mart'ta mahalli idareler genel seçimi, 2015-12 Haziran'da milletvekili genel seçimi yapacaklar. Ama aklın yolu bir, bunu yapmazlarsa 2015 Haziran'daki seçim 2014. O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Bir de Cumhurbaşkanlığı bakın, seçimi var. Evet, o arada şimdi evet. O zaman ne olacak bakın. Bu işi de ilk defa söylüyorum. 1999 yılında bakanlık bulamadı, Ecevit başbakandı. Milletvekili sayısı yetmiyordu Sayın Ecevit'in. Hatırlayın o günleri. Yani. Evet. Transfer. Daha sonra iktidara geldi. Ve 2002 yılında seçime giderken DSP, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi. Koalisyon hükümeti vardı. Muhalefette de Refah Partisi ile Saadet Doğru Yol Partisi vardı. CHP ve MHP, CHP ve AK Parti parlamentoda yoktu. 1999'da yapılan seçimle 2003 yılında yapılan seçimle 2003 yılında bu millet iktidarda olan 3 partiyi muhalefette olan 2 partiyi devre dışı çıkararak hiç parlamentoda olmayan AK Parti ile CHP'ye getirdi. Bakın evet. Bu çok önemli bir şey. Yani bu ateşle oynamaktır. Ateşle barutun yan yana durması gibidir. Ama bana biraz belediye karıştı gibi geliyor meseleler. Yani buradaki hassasiyet şu. İhtiyaçlar sebebiyle değil de o zamanki işte bir ekonomik 2000... kriz oldu. Ülkede insanlar birdenbire çok büyük servetler kaybettiler. Bilmem kaç 5 milyar dolar kazandı. 20 milyar dolar diyorlar sistemden çıktı gitti. Yani o tabii, siyasi tespitlerinize o yönüyle katılıyorum. Şimdi 2013 yılına alınır mı diye sorusuna cevap. Hı hı. Yani burada bir takım iktidar partisinin de şu anda eksileri var artılarının olduğu yerde. Ben şimdi hiçbir partiyi eleştirmiyorum. Ama bir emekli belediye başkanı olarak %4 zam alıyorum. Ocak ayında %30 elektriğe, %30 doğalgaza. %30 petrole zam geldi. Başkanım şimdi bu siyasette de burada bunları ben söylemiyorum. Vatandaştan duyduklarımı söylüyorum. Bir takım iktidarda duran yıpranır. Ben %80'le kazandım birinci dönem. İkinci dönem %60, üçüncü dönem %50. Ama AK Parti Sayın Başbakanım 36 ile kazandı, 42 ile kazandı, 50 ile kazandı. Ben düşerek gittim. Başkanım, yani başbakanım çok, yükselerek aynen. Çıktı. Evet. Tabii iktidarda olan kişi yıpranır. Bu gerçekleri bir baktıkça şimdi insanlar yanlış kararlar verebilir. Bu oydur. Kağıt parçası. Kim daha güzel ikna ederse oyunu alabilir. Ben o manada diyorum. Diyorsunuz burada. Ki Büyükşehir yasa taslağı, torba yasa bittikten sonra tüm partiler bir araya gelip 2013'e yerel seçimleri alabilir diyorsunuz. Alabilir. Evet. Kendilerini kurtarmak için. Evet. 2015'e kadar rahatça milletvekili olabilmek için. Evet, evet. Bu yüzden söylüyorum. Şimdi bu büyük şey yasa taslağı konusuna girmeden evvel başkanlığı konusunda benim söyleyeceklerim bu kadar. Milletin endişe etmemesi lazım. Bizim başkanlık sistemimiz ne Amerika gibi ne Fransa gibi olacak. Ne de federal bir yapıya girecek. O konularda yani bunu Türkiye federal, için gerekli federal, elzem bence
olması gereken bir konu. Benim şahsi kanaat. Bu 26 tane federal yapı demeyelim isterseniz o zaman. Güçlendirilmiş bölgesel yerel yönetimler. Yerel yönetimler diyelim. Ama işte bir de başkanlık şeyimiz var ya, eyalet falan. Ondan dolayı böyle diyoruz. Şu anda yani bunlar bakın kalkınma ajansları. Şu görülen 26 tane 2006 yılında kurulmuş. 2008 yılında uygulanmaya başlanmış. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, üye olup bugün belde ve ilçe belediye başkanlarımızın en çok şikayet ettiği konular. Üye olup yönetime giremediği kuruluş. Şimdi Antalya, Burdur, Isparta'da 3 tane ilin valisi, 3 tane ilin belediye başkanı, 3 tane ilin ticaret odası başkanı. Nerede benim Alanya'm, Manavgat'ım, bilmem Isparta'nın Eğridir'i, oralar buraya üye olarak para ödüyor. Yönetime girme hakkı yok. Evet. Parayı veriyor. Bunlar ne yapıyor? Bunlar şu anda Avrupa, Amerika. 2023'te dediniz ki. 2023'ün temeli. Geçen programda şunu da söylediniz. 2023'te köy kanunu neden çıkmıyor? 3 yıldır. Bu yüzden çıkmıyor. Evet. 3,5 yıl. Başkanlık sistemi, yerel başkanlık sistemi olan ülkelerde köy yok mudur? Sayın Başkan. Yok. Bizim sistemimizde yok. Bakın şu anda 29 il özel dairesi kalkıyor. 34.382 köy var şu anda. Şu yasa tasarısıyla 16.082 köy kalkıyor. 18.000 Türkiye Cumhuriyeti'nde. Özel idarelerin gelen sorulardan ağırlıklı olarak özel idarelerin kalkmasıyla il genel meclisleri de kapanacak mı şeklinde? Evet. Maalesef. İl genel meclislerin yerine hangi ilin yönetimine yönelik? Koordinasyon kurulları. Efendim yatırım izleme koordinasyon kurulu var da il genel meclisi onlar atanmış. Evet. İl genel meclisi üyeleri gibi seçilmiş kişi istiyorsanız buradan Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi. Mesela Akseki'nin 3 tane Büyükşehir'de. Bu sayıyı niye göre buluyoruz Sayın nüfus sayımına göre. Evet. Antalya'nın ilçelerini sayarsak ağırlıklı olarak gelen SMS sorularından bir tanesi en büyük ilçe 2 tane 7+1 Kebes, 7+1 Muratpaşa. 8'er tane Büyükşehir'in 100 tane meclis üyesi oluyor Büyükşehir'in, Antalya'nın. Evet. Bu 100'ün 8 tane Muratpaşa, 8 tane Kepez. Hemşehrilerimize sonra sorgul geçelim. Finike ve Kumuca kaçtır? Finike hastalığı sizde devam ediyor. Hayır mı, aday mısınız yoksa? Bunu geçen programlarda açıkladık. Biz 2013'te bu noktada 2013 değil ondan sonraki süreç içerisinde eğer Finike'li 2014 isterse, olabilir. Katkıda ve bu konuda bir görev verirlerse Finike her zaman 3+1 yaparız. Efendim Finike Belediye Meclisi 15. Bu 15'in partilere göre, dağılımına göre 3 tane büyük şehre gidecek. Bir de Finike'nin belediye başkanı doğal üye olarak gidecek. 4 tane temsilcisi Finike'nin Antalya Büyükşehir'de bulunacak. Evet. Kumluca? Kumluca. 5+1. 25 tane meclis üyesi var Kumluca'nın. Tabii bu daha da artarsa nüfus şu anda ki 2011 nüfusuna göre 50 bini aştığı için tabii. Evet. Bir tane de belediye 5+1. 5 tane meclis üyesi dağılıma göre siyasi. Yani bir de başkan doğalıyor 6 tane. Komşu ilçemiz Demre'yi sorar isek. Demre 3+1. 3+1. Evet. Alanya 7+1 pardon. Bir de Alanya var 7+1. Manavgat niye bu kadar az? 6+1 Manavgat. Side ile birleşmesine rağmen. Side'yi hiç sormayın. Bütün sidelere buradan evet. Selam olsun. Sizin geçen program bir öneriniz ve bu şu an SMS soruları ve SMS sevgili izleyiciler eğer SMS göndermek ve katkıda bulunmak istiyorsanız Akdeniz yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, 3969'a gönderiyorsunuz ve bu noktada geçen hafta demiştiniz ki kapanacak olan belde belediyeleri birleşecek olan ilçe belediyesiyle birlikte anılırsa ve birçok turistik açıdan değeri olan beldeler kaybolmamış olur dediniz. Evet. Örnek olarak da Kalkan ve Side'yi verdiniz. Evet. Dediniz ki Manavgat'ın bu anlamda Manavgat Side Belediyesi olarak anılırsa Side ortadan kalkmaz. Evet. Çünkü Side'nin mahalleleriyle birlikte
Manavga'da birleşecek olmuş olması mahalleleri birleşecek. Side lafı tamamen kalkıyor ortadan. Onun yerine, bunun kalkmaması için Side Manavgat veya Manavgat Side ilçesi yapmalı Manavgat'ın adını, ya da Side ilçe yapmalı. Bunun da yöntemi, Turizm Bakanı'ndan da bir haber bekliyorum. Evet. Onun da bir önergesi var. İnşallah Sidelilere de bir müjde veririz. Bunun da yolu nedir? Kanun. Kanun. Evet. İki dudağın arasında, evet. Sayın Başbakanım Endonezya'dan gelene kadar, evet. Bu böyle geçer geçer tamamı hakkında oylamaya geçtiğinde bu Sayın Başbakanım bir şey dediğinde her şey biter. Bu kedi hala, buraya gelir. Hala ümidim var. Evet. Evet. Manavgat'ta geçen sefer AK Parti il başkanımız şey yapmış. Ben onu Silde Belediye Başkanıma sordum. Ankara'da geziyor hep bakanlık. Ben buradan da kutluyorum. Mücadelesini veriyor. Başarılı olabilir olamaz. Manavgat'ta dedim Sayın Başkanım dedim şey yapmış. Referandum %99 il başkanım Side ilçe olmasın çıkmış dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ciğerin kaderi dedi kediye sorulmaz. Gelsin dedi Side de şey yapsın. Ben yaptım Side de %98 Side ilçe olsun diye çıktı dedi. Şimdi Side ciğer, Manavgat kedi. Tabii ki dedi ağzı dedi böyle kulaklarına varana kadar Side'nin mahalle olmasının bağlanmasını isteyecek ve ilçe olmasına karşı çıkacak dedi. Bizim Side'mizde bütün sivil toplum örgütleri, herkes hazır ilçe olmaya. Altyapımız hazır. Kaymakamlık binası bizden. 11 bankamız var. Öyle her yıl borçlanan o kadar, Sayın Türel'in dediği kadar da her yıl bu kadar borçlanan bir belediye değiliz dediler. Evet. Ben bunları da oradan aktarayım. Sayın Türel'i de bugün bekliyorduk ama mecliste olması hasebiyle katılamadı. Burada sayın, böyle bütün Sidelilere... Sevgili Bu Saat izleyicileri, Sayın Dönmez'in geçen haftaki önerisi belki gönlünden Sidelilerin ve Manavgatların Sidelilerin ilçe kurmak, ilçe oluşturmak ve ilçe beldelerinin bu anlamda kapanmamalarını istemeleri gayet tabii. Ama ve lakin eğer yeni bir ilçe kurulamayacak olsa bile buradan başta Antalya milletvekilimiz, aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yerel yönetimlerden sonra Genel Başkan Yardımcısı Sayın Menderes Türel'e sesleniyoruz. Eğer Side ilçe olunmayacak ise Side'nin ismi kaybolmaması adına Manavgat Side şeklinde bir kanunla Side'nin isminin yok olması önlenebilir. İlçeler, Side'nin mahalleleri de direkt Cumhuriyet Mahallesi olarak değil de Side Cumhuriyet Mahallesi yapıldığında bu ülkeye ciddi anlamda turizme katkısı olan bir belde, geçen yıl yapmış oldukları festival Avrupa çapında, hatta dünya çapında takdir görmüş ve buradan Kadir Başkan'ı da bu yapmış olduğu başarıdan dolayı da kutluyoruz. Aynı şekilde Kalkan ilçesi, baktığımızda Finike'nin aslında eğer sahilini ve halini kaybetmemiş olsaydı Sahilkent beldesinin de bu oluşumla süreç içerisinde katkıda bulunmasını isteyebilirdik. Bir ilçe kurulmasını Hasut'la Sahilkent'le. Ama velakin Sahilkent'te sahilini kaybetmiş bir belediye, halini yapamamış ve yapılmasına engel olmuş bir belediye olunca her geçen gün güç kaybettirilmiş bir belde olduğu için bunu da maalesef dile getiremiyoruz. Burada ben iki kişiyi kutlamak istiyorum. Sayın eski meclis başkanımız ve bakanımız Köksal Toptan, bir de Adalet Bakanımız Sadullah Ergün Bey'i. Kanun geçmiş olmasına rağmen araya bir madde koyarak Hatay'ın dört yola bağlı Payas beldesini, 24 bin nüfuslu Payas beldesi mahalle olarak dört yola bağlanmış idi gece 2'de. Dün gece 4'te ilçe yaptılar. Aynı zamanda Zonguldak'ta Kilimli ve Kozan iki ilçe daha oluştu. Sayın Başkanım, artık süremiz bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Son birkaç cümleyle, belediye yasanın 8. maddesini önermiştiniz. Yani bu konuya ilişkin birkaç cümlenizi alabilir miyiz? Şimdi ben pergel yasası önermiştim. 5 kilometre civarında bir pergel yasası çizilerek resen köyler, beldelerin 52 ildeki mahalle olarak
beldelere bağlanır. Bu şekilde 2000 nüfusu aşan beldeler kurtulur. Tarihi turistik yerler vardı. Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Anayasaya aykırı diye 5747 sayılı kanunla onların çıkarılmasını istemiştim. Bu konuyla ilgili bakanlık bir önerge hazırlayıp meclise gittiler. Ben buraya geldim. Ne oldu ne bitti bilemiyorum. O önergede ne var ne yok anlayamadım. Hayra olacak inşallah. Evet. Güzel gelişmeler olacak diye ümit ediyorum. Evet. Sayın Başkanım. Kısa bize ayrılan süre. Evet. Bir defa şimdi bu mevcut hükümetin partisanlık yapmadan belediye sayısını azaltması olumlu. Bunu mesela gene bu iktidar zamanında biz adliyelerin kapatılmasında da yaşadık. Yani verimsiz yerlerin. Buralara bir itirazımız yok. Ama öncelikle mesela ilçe olması gereken, il olması gereken ilçe meselesinin halledilmesi lazımdı bence bu süreçten önce. Evet. Bu çok önemli. Bu halledilmeden bu yasal düzenlemede acele edilmesini ben yanlış buluyorum. Bir parça ihtiyatla yaklaştığımı zaten biraz önce ifade etmiştim sizlere. Keza bu büyükşehir belediye yasasıyla başkanlık sisteminin neden aynı paket içerisinde getirildiği de bence muamma. Çok birbiriyle bağlantılı değil. Ben gerekçeye giremedim. Vakit daraldı. Hızlı hızlı geçeceğim. Biraz affına sığınıyorum. Mesela mahalli idarelerin direkt olarak vatandaşımızın günlük yaşantısı ve o yaşantının kalitesiyle ilgisi vardır. Diğer yönden mahalli idareler yurttaşlarımızın demokratik hayata katkısı konusunda son derece ciddi fonksiyon üstlenmektedir. Küçük ölçekli idareler bütüncül planlar yapamadıkları için bu yasanın belki de planlama ve koordinasyon açısından çok ciddi bir katkısı olacaktır. Benim çok önemsediğim imar disiplinini sağlayacaktır bu yasa. En önemlisi. Bakın bu fayda. Şimdi tamam ama bunun başkanlık sistemiyle bir alakası ve ilintisini ben göremiyorum. Siz biraz önce dediniz ya işte bir parti tüzüğünde işte 3 dönemlik bir sınırlama var. Yani temel değişikliklerin siyasi ve sosyal ihtiyaçtan doğması lazım. Bunun aksi takdirde yani parti tüzüğünde 3 dönem var işte 4-5 olmuyor diye biz başkanlık sistemine geçeceksek bu anlayışın da ben doğru olmadığını tabii, hani kişiye özel yasal düzenleme de yapılmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum bir hukukçu olarak. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bizlere bu fırsatı ben burada şu ilaveyi yapayım isterseniz. 2013'te başbakanlık cumhurbaşkanlığı seçimi var. 2014'ün Haziran'ında. Üstüne 5+5 toplarsanız 2024 yapar. İki dönem de Sayın Başbakanımız devlet 2023. başkanı olursa 2024 yapar. 2023 kutlamalarına da katılır diye düşünüyorum. Evet. Sevgili Kusayet izleyicileri, Sayın Başkan geldiğiniz için ve ayağınızın tozuyla Antalya Borosu'nun artık çiçeği burnunda başkanımız. Biz tabii İsa Bey'le bu programı, böyle bir programı yapmayı uzun zaman önce planladık ama gerek seçim süreci. Evet. Arkadaşlar biz programın başında anons etmiştik. Dışarıdan gelen konuklarımızı Antalya Baromuzun da süreç içerisinde. Tabii ben arada sitemimi ilettim. Baro Başkanlığı neden? Bir atkıyı ulaştırabilir misiniz? Arkadaşlardan reklam arasında talep etmiştik. Baro Başkanımız için de bir Antalya Spor'un atkısı. Ve ben atkımızı almak için illa dışarıdan geleceğiz. Sayın Başkanımızdan söz almak istiyoruz canlı yayında. Antalya Spor'a şöyle yapılabilir diyor düşünüyorum Sayın Başkanım. 100 tane Antalya Borosu adına kombine alınıp baro bütçesinden kura ile bizim 100 tane hatta bunu 1000 tane bile alabilecek bütçemiz olduğunu düşünüyorum. Kura ile avukat meslektaşlarımıza verilebilir. Sevgili İsa Bey, sen Antalya Borosu'nun bütçesini o kadar bir defa geniş zannetme, hiç sandığın gibi değil ama bu kombine bilet meselesinde benim çok sevdiğim bir avukat arkadaşım var, Antalya Spor'la yakından ilgilenen. Senelerdir o konuda biz bir organize içerisindeyiz, onu söyleyeyim size. Antalya Spor'a ve onun gelirine asla bizim avukatlar olarak uzak kalmamız, desteklememiz evet. söz konusu olmaz. Merak etmeyin. Evet. Sayın Başkanımızdan bu sözü aldıktan sonra önümüzdeki süreçlerde Antalya Spor'un maçlarında kendilerini biz görüyoruz. Desteklerinin devamını da bekliyoruz. Evet sevgili Hukuk Saat izleyiciler. Önümüzdeki hafta
Önümüzdeki hafta AK Parti Antalya İl Başkanı Sayın Mustafa Köse'yi konuk edeceğiz. Ve SİDE'ye ilişkin, Manavgat'a ilişkin Sayın Mehmet Dönmez'in bu konudaki teklifini kendilerine de sormak istiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Siyaset dünyasının